Bazılarını salata görünce yapıyor falan, izlemiyor yani. Salata da güzel bir şeydir. Sevin salatayı. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Herkese merhabalar. Ramazan bitti. Yaz da geliyor. Yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. Bu seriyi izleyenler benden bir salata istemişti. Ben de mevsimine tam uygun bir şekilde güzel bir salata yapayım dedim. Ama içeriği farklı. Ben salata yapmayı çok seviyorum. Zaten uzmanlık alanım da aslında bu yöndeydi. Daha sonradan Yemek.com'la buluştum. Bu zamana kadar öğrendiğim, en sevdiğim salataların biraz böyle karışımı olan farklı bir salata yapacağım. Enginar var bu salatanın içinde ve çiğ olarak kullanıyoruz. Enginarı salatada denemeyenler bu lezzeti çok şaşıracaklar. Bir de ton balıklı bir karışım yapacağım. Salatada kullanacağım ama aynı zamanda böyle lavaşa sarıp atıştırmalık olarak da yiyebileceksiniz. Bunu da göstereceğim zaten. Tarife başlayalım. Öncelikle ton balıklı harcımızı hazırlamak için 2 paket ton balığım var. Tabii ki daha az kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu 2 kişilik olarak yapıyorum. Çünkü birini salatada kullanacağım. Diğerini de böyle atıştırmalık bir lavaş içinde kullanacağım için 2 paket kullandım. Ama siz 1 paket kullanın. Salata yapacaksınız sadece. Zeytinyağlı olanından aldım. Şimdi onu şöyle bir karıştırdım. Şöyle yarım limonu sıktım. Limonun kabuğunu da biraz rendeleyelim. Biliyorsunuz ben seviyorum böyle ferah ferah. İçerisine 1 yemek kaşığı light mayonez koyacağım. Tabii ki normal de koyabilirsiniz ama ben böyle hafif olmasını istediğim için 1 yemek kaşığı kadar mayonezi ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar hardal. Turşumuzu küp küp doğruyorum. Kornişon turşu kullanacağım ama kapari de çok yakışıyor. Ama kapari hepimizin evinde olmayabilir. O yüzden ben olan alternatifi göstermek için size kornişon turşuyla hazırlayacağım. Şöyle minik küpler halinde doğruyorum. Hemen hop içine attım. Şimdi bir tutam dereotu alıyorum. Salatanın içerisinde de kullanacağım. Dengeli olsun diye buna çok az atıyorum. Bir de kapya biber turşum var. Konserve. Dolapta o vardı, o yüzden onu kullanıyorum. Aslında sadece normal taze taze olan kapya biberi de kullanabilirsiniz. Bu arada ses geliyor olabilir arada size, güm güm güm. Yan tarafta bir inşaat var. Bizim evde de var. Şu anda gerçekten inşaattan, tadilattan kurtulamıyorum. Eğer ses geliyorsa kusura bakmayın. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu tamam. Karıştırıyorum. Tuz eklemedim. Bilerek eklemedim. Çünkü turşunun içerisinde tuz var. Ton balığının içerisinde biraz bir miktar tuz var. Ben az tuzlu da seviyorum. Tadına baktıktan sonra siz dilerseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi bu çok güzel bir karışım oldu. Bunu kenara aldım. Enginar için önce sosu hazırlayacağım. Neden? Çünkü enginarları şimdi hemen doğramaya başlarsam kararmaya başlayacaklar. O yüzden önce limonlu sosunu hazırladıktan sonra hemen enginarlara geçeceğim. Evet. Şimdi ben biraz büyük bu. Bu kadarına gerek yok. Bir fişek aldım. Çok fazla yağlamak istemediğim için bunun içerisinde yapacağım. Siz ayrıca bir kasede yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Zeytinyağını alıyorum. Kavanozda da olur bu arada. Ben evdeyken kavanozda mesela sosları yapıyorum genelde. Hem de daha sonradan da saklayıp diğer salatalarda da kullanabiliyorsunuz. Bu biraz az oldu. Biraz daha koyayım. Daha sonra da kullanırız. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Hepsini tabii ki salataya koymayacağız. Limonun kalan hepsini ekliyorum. Bunu da koyuyorum. Parçaları da girebilir, hiç sorun değil. Şimdi bunu atmayacağım. Şunu da şöyle kenara koyayım. Enginarlar kararmasın. Sosun bağlanması için tuzu koyuyoruz. Dereotu kalmıştı. İncecik doğruyorum. Bir de bu sosun içerisinde sürpriz bir malzeme olacak. Keten tohumu. Öğütülmüş hali bu. Ben diğerini de sizin için göstereyim. Bu da tohum hali. Ben bu tarz böyle baharat, tohum, süper gıdaları salatalarda, yemeklerde kullanmayı bu aralar taktım kafaya. Size de göstermek istedim. Keten tohumunu genelde yoğurdun içerisine koyanlar var, kullananlar. Ama ben salatalarda da kullanıyorum. Şimdi kenevir tohumu mesela aldım. Onu da salataya kullandım geçenlerde. İnanılmaz güzel oldu. Size de tavsiye ederim. Tat olarak evet bir şey değiştirmiyor ama faydalı ve faydalı şeyleri böyle sosların, yemeklerin içerisine koymak beni aşırı mutlu ediyor. Yerken çok mutlu oluyorum.
Keten tohumunu öğütülmüş koydum. Öğütülmüş de satılıyor marketlerde. Ama tohum alıp evde öğütürseniz de çok daha yararlı olur. Çünkü o anda böyle öğütmüş, taze taze oluyor. Bu arada nerede bulabilirim diye sorarsanız aktarlarda tabii ki var. Ama zincir marketlerde, o süpermarketlerde de artık raflarda yerini aldı. Baharatların genelde üst kısmına koyuyorlar. Haberiniz olsun, size de bir yol göstermiş olayım. Evet, gayet güzel. Benim stajda ilk öğrendiğim salatalardan biri. Aslında kuşkonmaz ve enginarla yapılan, böyle trüfyayla yapılan bir salataydı o. Ama ondan ilham alıp yapıyorum. Normalde mandolinle kesiyorduk. Biz tabii ki o profesyonel mutfaklarda olduğu için ben şimdi evdeki soyacakla da yapılabildiğini size göstermek istiyorum. Bazı rendelerin o dilim kısmı var. Orayla da yapılabilir ama bizimkiyle pek olmuyor. O yüzden en kolay yöntemi bu şekilde enginarı ince ince soymak. Aslında dilimlemek. Parmaklara dikkat tabii ki. Bu noktada biraz hızlı olmak gerekiyor. Eğer yavaş yavaş yapıyorsanız sosu muhakkak hemen üzerine koyun. Belki arada şöyle bir limon da sıkabilirsiniz. Sona kalanı ağzınıza atabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Bir tane bizim için yeterli. Hemen sosu döküyorum ki kararmasın. Çok çabuk kararıyor. Taze otlardan sosta dereotu kullandım. Çünkü enginarla zaten ne kadar yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama nane de kullanabilirsiniz. Taze soğan da güzel olur. O şimdi kenarda beklesin. Biz şimdi salata tabağımızı hazırlayalım. İçerisinde havuç olacak. Hemen havuçları şöyle yine soyarak kullanacağım. Bu serimizde yapmıştık hani makarnada. Aynı o şekilde dilimleyeceğim. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum. Havuçları soydum. Hemen bunun içerisine attım. Şimdi biz tabii ki çekim yaparken bazen duraksayabiliriz diye ben rokaları ve yeşillikleri suyun içinde beklettim. Bizde hemen buradaki havadan dolayı sönüyorlar. Öyle olsun istemedim. Hemen kurutuyorum sizin gözünüzün önünde. Yıkadım sirkeli suyla. Şuradan da biraz Akdeniz yeşilliği. Marul koyabilirsiniz, Akdeniz yeşilliği. Yani markette taze bulabildiğiniz ne varsa bu salatanın içerisine kullanabilirsiniz. Ama roka çok yakışıyor, muhakkak rokayı koyun. 7 kure marullarından da aldım. Şöyle bir iki yaprak daha alayım. Hoppa, kupkurular. Minik salatalıklarımız var. Minik domateslerimiz var. Onları da keselim. Şöyle kiraz domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. Evde böyle salata akşamları yapabilirsiniz aslında. Her şeyi bir kenara koyup böyle açık büfe havasında özlemişizdir artık öyle şeyleri eğer tabii açık büfe seviyorsanız. Bazlarını hazırlayıp, işte salatalıkları falan hazırlayıp güzel bir salata akşamı yapabilirsiniz. Biz geçen gün öyle yaptık. Bayağı iyi oldu. Yaz gelince böyle hafif yemek istiyor insan. Bu seriyi sevenler de hafif yemeği seviyorlar. Ve ayrıca çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi için. Ayrıca abone olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Gittikçe büyüyoruz. 1 milyon olmaya çok yaklaştık. Hemen bir abone olmayanlar şöyle aşağıdan abone olsa çok sevinirim. Evet, bitti. Geliyor. Hop. Şunları bir tık daha küçülteceğim ya. Heh. Sizleri de koyalım. Yeşilliklerimiz geliyor. Hiç bıçak koymuyorum. Böyle minik minik kopartıyorum elimle. Büyük olanları tabii ki. Biraz roka. Salatanın üzerine kruton da koyabilirsiniz. Ama ben bugün lavaşla böyle üçgen üçgen kesip hemen tavada zeytinyağıyla çevirip kendim böyle bir kıtır yapmak istiyorum. Size de hemen göstereceğim onu. Bu tamam. Salatayı soslamıyorum. En son soslayacağım çünkü çökmesini istemiyorum. Her şeyim hazır. Şimdi lavaşı şöyle bir üçgen keseyim. Ondan sonra tavada bir göstereyim size. Ondan sonra hazır. Ama ben şuraları bir toparlayayım. Hiç sevmiyorum böyle olunca. Evet, kıtırlar da hazır. Salata tabağımız için her şey hazır ama ondan önce size o minik atıştırmalığı göstermek istiyorum. Şu tabağı alın. Lavaş, sandviç ekmeği de olur, hiç problem değil. Şuradan hemen marul aldım, koydum içerisine. Güzelce karıştırıyorum tekrardan.
ton balığını. Bu arada bunun içerisine ben koymadım ama kırmızı soğan da inanılmaz yakışıyor. Ben bunu biraz daha böyle hani öğlen yemeği olarak düşündüm ama akşam yemeğinde de gayet güzel olur. Aynı bu şekilde yiyebilirsiniz. Bir tane daha yapabilirim. Güzel dursun, size de göstereyim. Bu arada ekmek yemek istemeyenler, işte glutensiz beslenenler sadece marulla da tüketebilirler. Bunu böyle aldım. Hop, yanına bir yeşillik koy. Mis. Şimdi artık asıl salatamıza geçelim. Öncelikle elimle şöyle karıştırıyorum, harmanlıyorum. Önceden hazırladığımız sos vardı. Hemen bunları da bir miktar döküyorum. Çok fazla olmasın. Zaten diğer malzemelerde sos var. Şöyle bir karıştırıyorum, hafif parlatsın diye. Salatayı güzelce kaseye koyuyoruz. Salatayı sevmeyenler artık sevecek. Yani mesela etle de yapabilirsiniz bu salatayı. Tavukla da olur. Izgara sebzelerle de olur. Salatadan aslında çekinmemek lazım gerçekten. Ben biliyorum bazılarınız salata görünce yapıyor falan, izlemiyor yani. Ama salata da güzel bir şeydir. Sevin salatayı. Enginarlarımızı güzelce üzerine koyuyoruz. Salatayla da karıştırabilirsiniz ama ben böyle gözüksün istedim. Hatta kapatmasın şeyi. Tek bir köşeye koyacağım. Şu köşeye de ton balıklı karışımımızı koyuyoruz. Kıtırlar geliyor. Bu arada kıtırların üzerine ben paprika serpiştirdim. Başka baharatlarla da nefis olur. Şöyle iki tane buraya. Şurada kalan minik domateslerim vardı. Onları da koymadan olmaz. Şöyle kenardan gözüksünler. Salata resim gibi olmalı arkadaşlar. Bu önemli. Keten tohumumuz vardı. Onu da yine üzerine serpiştiriyoruz. Sosun içinde zaten vardı. Bunda da oldu. Ve salatamız bitti. Ben şöyle bir başlangıcı yapıyorum. Enginardan diyeyim. Hani böyle restorana oturursunuz, menüye bakarsınız. Hiçbir salata canınızı çekmez ya. Onlara bir şans verirsiniz ve gerçekten çok beğenirsiniz. İşte bu da evde şans verip yapmanız gereken salata. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Size de vereyim mi bir çatal?